Arka Bahçe'ye hoş geldiniz efendim. Evet, bu hafta bir ustayla Akın Endes'le açtık programımızı. Uzun ince bir yoldayımla. Aslında biz bu hafta Arka Bahçe'ye hazırlanırken böyle hafta içi bahar bir göz kırpmıştı, güneş açmıştı falan. Dedik ki kışın ataletini atıyoruz, belki biraz o ağırlığı, o kötücül havayı da atarız. Böyle bir güzel, daha keyifli bir akşam hayal etmiştik ama bugün tabii Yaşar Kemal'in kaybı biraz böyle düğüm oldu boğazımızda. Uzun ince bir yoldayımı da Akın Eldes belki ona armağan eder. Onun ruhuna diyelim. Yine diğer konuklarımız Şebnem Eldes, onun aslında geçen hafta başladığımız Yüz Kumbarası sergisinde müzisyenlere dair temalı bir sergisi var, çalışması var. Biraz müzisyenlerin hikayesini, yolculuğunu Şebnem Eldes'in gözünden konuşacağız. Ve diğer konuklarımız Akasya Asıl Türkmen, oyuncu ve yönetmen Serkan Üstüner. Onlar da tiyatroya etkide Romeo'yu beklerken diye bir oyun yapıyorlar. Birlikte oyunu konuşacağız. Oyunla birlikte aslında bir sürü şeyi konuşma fırsatı bulacağız. Ama önce Akın Eldes bir dinlensin, bir nefes alsın. O arada biz geçen hafta neler yapmıştık, bir küçük özet izleyelim. Ondan sonra Arka Bahçe'de sohbetimiz başlasın. Özellikle kadınların en çok gündem olduğu da bir dönemden geçiyoruz. O yüzden onların gözüyle sanat, bugünlerde sanatla anlattıkları ayrı bir kıymetli diye düşünüyoruz. Türkiye'deki, özellikle İstanbul'daki müzik hayatıyla yakından ilişkide olmak istiyoruz. Çünkü burada çok harika müzisyenler var. Tam da onların yaptığı müziğe yakın şeyler yapan. Ve buradaki benim asıl amacım hem onlardan öğrenmek hem de kendi bildiklerimi paylaşabilmek ve böyle güzel şeyler ortaya çıkartmak istiyorum dedi. Evet. Aslında pencere, mekan, mahalle deyince bunu daha böyle aslında mekana yaydığım bir yerleştirme olması fikri geldi aklıma. O da hoşuma gitti. Böyle iki yıl, yani iki yılımı aldı tabii. Hani o filmleri taramak, planları bulmak, kurgusu 6 ay aldı zaten. Yani kaç tane film izlediğini hatırlıyor musun diye soracağım ama herhalde saçma olacak. İzlemedim. 700 küsür. Of. 400 ile başladım. Yani... Evet, Arka Bahçe'de sohbetimiz başlasın dedik. Geçen hafta da keyifliydi. Biz yine de böyle küçücük, tabii ki Yaşar Kemal deyince insan üzerine hani ne dese ne söylese bilemiyor. Böyle çok, hem çok şey var hem hepsi eksik. Bir kere hani şu barış iklimi, barış atmosferi, bu memlekette özgürlük ve demokrasi adına çok şey yaptı, çok emek verdi. Biraz da hasret gitti diyebiliriz herhalde. Bugün belki başka bir sürü şey söyleniyor ama bir de hayatın gerçeği var. Adam 97 yaşında, 90 yıl bunu görmedi yani. Evet. Ve bunun aktif olarak hayatının en azından bir yarısı, yarı ömrü bu yolda bir mücadeleyle, buna dair emek vermekle de geçti. Sanatını da bu yönde kullandı. Sizin için Yaşar Kemal diyeyim, biraz onunla başlayalım isterseniz. Akın Eldes'le başlayalım. Vallahi yani... Şimdi benim edebiyat konusunda çok güçlü değilim, itiraf edeceğim. Okuduğum kitaplar sınırlı bölgelerde. Tarih, coğrafya. Ama hani şimdi bunları elbette ki ben de okuyorum. Yani bu işte barış ortamı için yani Facebook'ta, internette işte araştırdığımda hani ömrünü adamış olması etkileyici. Hasret gitmiş olması etkileyici benim için. Bir de tabii şeyi galiba biraz biz onlarla öğrendik. Yani belki çok okumamış olsak bile kitaplarını, hani ne bileyim mesela işte şey, bir yazıda öyle atılmıştı başlık. Şeyin, edebiyatın tezenesi, hani biraz böyle Neşet, evet, göndermeli. Hani o Anadolu'nun müziğini getirdi. Biz Anadolu'yu, Adana'yı, bir sürü yeri aslında biraz Yaşar Kemal'le öğrendik. İnce Mehmet'le öğrendik. Herhalde ortaokulda herkes okumaya başlamıştır Yaşar Kemal.
hepimiz için bir kilometre taşıdır. Çok güzel bir hayat yaşadığını da düşünüyorum. Aynı zamanda tamam büyük bir mücadeleyle ama harika eserler bırakıp, güzel dostluklar kurup, en güzel cümleleri kurup aramızdan ayrıldı. Evet, çok kıskandırıcı aslında. Bu tür şeyleri ben işte o yüzden kutlama gibi de görüyorum. Onun gitmiş olabilir ama arkasında harikulade bir yaşanmışlık, hayat bıraktığını düşünüyorum. Tekin Akmansoy'un çok sevdiği bir arkadaşıydı. Çok severlerdi birbirlerini. Benim için çok önemlidir Tekin Hoca. Benim için biraz da onun tekrar gidişini anmak gibi oldu bugün. Bir de Güngör Türkeli diye bir yazarla, çok önemli bir yazarla, hatta ayak bacak fabrikasının yaratılmasına sebep olan bir Anadolu aydınıyla tanışmıştım. Onun da hayatındaki izi, arkadaşları çok farklıydı. Yaşar Kemal hep halkın içinde, hep bu toprağın insanıyla kendini yoğurmuş. Hiçbir zaman başka bir yerden bakmamış. Anadolu'dan bütün dünyaya bakabilmiş. Büyük, uluslararası önemli bir yazardı. Evet, sen Tekin Akmansoy'a da bağladın. Çok şık oldu gerçekten, evet, sahiden. Gerçekten şey, tabii çok değerli ya. O kadar verimli bir ömür, o kadar üretken bir ömür. Harbiden hepimize nasip olsun yani, değil mi? Evet. Serkan, seninle devam edelim. Yaşar Kemal için şimdi konuşurken aklıma ilk o geldi. Ben ne zaman acaba ilk kez okudum diye. Herhalde ortaokul dönemlerinde bir ödev verilen dönemler vardı ya ve ödev verilen kitaplar, büyük okumamızı istedikleri kitap herhalde sıkıcıdır diye okumaktan korktuğumuz kitaplar döneminde ilk kez denk geldim. Ve öyle olmadığını, yani çok ön yargılı. Şimdi ortaokuldan kitap okuyan falan bir insan da değildim. Yani ortaokul, hatta lisede bile çok kitap okumayan bir insan olarak okuduğum o dönemden nadir kitaplardan ve okuyup aa ne güzelmiş dediğim kitap, hatta sondan bir önceydi yanılmıyorsam, Tek Kanatlı Bir Kuş. Onu da okuduğumda tekrar o kitabı okurken de böyle daha o ortaokul zamanım falan aklıma gelmişti. Ve bazı kitapları okuduktan sonra okursunuz, kitabın son sayfasını çevirdiğiniz anda kitap biter. Bazı kitaplar da, ben bunu her kitap için böyle genelleyemiyorum, böyle güzel güzel konuşulur. Kitaplar aslında son sayfayı çevirdikten sonra başlar. Her kitap için benim için böyle bir şey olmuyor. Yerli yazarlarda da Yaşar Kemal, özellikle Tek Kanatlı Bir Kuş okuyalı da çok olmadı çünkü zaten yeni bir roman. Bugün tekrar aklıma o geldi. Yani Twitter'da falan da paylaşıldığında ilk gördüğümde aklıma yine o geldi. Değişik bir şey ama böyle şeyler işte, söyledik kutlama gibi dedi ya. Mesela benim öyle olur. Tekrar bir okuyasım gelir. Evet. Bir daha yazamayacak olduğunu bilerek okumak. Artık hayatta, bu hayatta olmadığını bilerek okumak da yeni bir şey. Hatta aynı romanı belki tekrar okumak. Şimdi gerçekten şey, yeniden okumanın zamanı o zaman Yaşar Kemal. Şebnem Hanım, siz ne dersiniz? Ben de benzeri bir şey düşünmüştüm. Yani Yaşar Kemal ne zaman okudum? Liseli yıllar. Yolda gelirken o aklıma geldi ve hani kitap okumayı da çok seven bir çocuk değildim. Hala da çok fazla okuduğum söylenemez. Çok hayatımı etkilemişti, çok değiştirmişti. Bakış açımı hatırlıyorum. Nasıl hani su gibi okuyabiliyorum, çok keyif almıştım. Ve hani şey, ya bir daha okuma, ne okumuştuk ya? Neydi onlar, bir dakika bir daha okumalıyım Yaşar Kemal kitaplarını diye. Gelirken yolda öyle bir şey geçmişti benim de aklımda. Bir de galiba bir sanatçı prototipi olarak çok özel bir şey. Mesela işte Ot Dergi'de daha önce yapılmış bir alıntısı var. Ben bugün onu gördüm bir. Dedim programda yeniden paylaşırız belki. Diyor ki, az geçmiş bir ülkede yazar olmak ne işe yarar? Bu soruyu yıllar boyu kendime sordum. Sanat yapmanın bir lüks olduğuna, kendimin lüzumsuz olduğuna inandım uzun süre. Sonra Sartre'ı okudum ve söyledi ki o, az geçmiş bir ülkede roman yazmaktansa öğretmenlik yapmak daha iyidir. Ben bu düşünceye öylesine bir sarıldım ki bunca kalem salladığıma utandım. Haklıydı. Bu kadar acı çeken, aç, yoksul insanlara sanat neylerdi ki? Ne faydası olurdu ki? Hele benim gibi eylemden gelmiş bir adam kendini, vaktini nasıl böyle işe yaramaz bir şeye verirdi? Gerçekten uzun bir süre bocaladım. Fakat eylemler, oluşmalar beni kendime getirdi. Az gelişmiş bir ülkede sanatın gerekliliğini anladım ve rahatladım. Sanırım bu bizim memlekette hani sanatın gerekliliğine dair daha güzel özetlenemezdi gibi böyle bir şey, açıklama.
Şimdi birazcık Akın Eldes'le başlayalım. Çünkü şarkıyla başladık, müzikle başladık. Sizin tabii yolculuk çok uzun. İnsan bir yandan hani neresinden başlasa bilemiyor. İlk defa da ağırladığımız için. Ama tabii böyle hani Türkiye'de genelde enstrüman virtüözleri bizde belki her zaman bir grupla işte bulutsuzluk özlemiyle Akın Eldes, başka türlü Akın Eldes ama Akın Eldes bütün bunlara rağmen tek başına da aslında bir enstrümanla var oldu bizim müziğimizde. Bu zor bir şey mi Türkiye'de? Oldukça bir de hani çaldığım enstrüman gitar. Hani belli bölgelerde sıkışıyor kalıyor. Hani Anadolu'ya gidince gitar değil, Anadolu'nun gitarı saz bağlama. Dolayısıyla hani zor bir konu. Bunu ben şöyle aşmaya çalışıyorum. Yani aşmak demeyeyim de doğal kendiliğinden geliyor. Yani küçüklüğümden beri duyduğum sesleri kaynaştırmaya çalışıyorum. Çalabildiğim enstrüman da gitar. Duyduğum sesler nedir? Bütün Türkiye'de duyduğum sesler aslında. Anadolu müziklerini elimden geldiğince dinliyorum. Duymaya çalışıyorum, anlamaya çalışıyorum. İşte saray müziklerini diyelim, makamsal müziklerini, eski ne bileyim büyük bir zevk veriyor bana. Heyecanlanıyorum gitarla işte 3. Selim'in eserlerini çalmak. Hani sabah kalkayım kahvemi içerken. Bu çok güzel, keyifli bir şey. Ama ne kadar şey. Duygu olarak işte Abdülaziz'in bestelerini çalmak. Çalışımda öyle bir şey duyamazsınız ama hani bunları incelemek, anlamak. Hani var olduğum coğrafyaya ait, illaki de Anadolu demek istemiyorum. İstanbul, işte İstanbul'da büyüdüm. Karmaşık bir yer. Yani bir İstiklal Caddesi'nde yürüyün. Hani duyduğunuz sesler sizi fena yapar. Her yerden başka ses gelir. Bunları gitarla yansıtmaya çalışıyorum ve işte şöyle görüyorum konuyu birazcık da. İşte bir ışık yaymaya çalışıyorum kendimce. Yaşar Kemal, hani kıyas yapmıyorum ama hani Yaşar Kemal'in yaptığını da biraz öyle görüyorum. İşte ışık saçıyor etrafına. Hani tamam 30 mum, 40 mum neyse o. Benimki de kenardan 1 mum, 2 mum ama ışık saçmak. Onun özü o. Yani benim için o. Yok ama mesela gitarın rolü aslında biraz sizinle işte Erkan Oğur'la epey bir değişti de. Yani Anadolu'nun gitara bakışı da hani bağlamanın yanına biraz daha yakıştı. Tırdılar sanki artık ha? Bilmiyorum ama ben konuyu gitar olarak görmüyorum, nota olarak görüyorum. Hani nota işte gitardan çıkartabildiğim nota. Hani gitar değil. Ben hani belki gitar çalıyorum gibi görünüyorum ama hani gitar gibi görmüyorum olayı. Hani nota. Bu notaları işte çeşitli şekillerde, çeşitli renklerde, hislerde dışarı çıkarmak. Bu kadar ama aşkla yani yaptığınız çok belli zaten. Anlatırken de o heyecan böyle hissediliyor yani. Peki siz VIP'leşi izlemiş miydiniz? Daha varamadım oraya. Ama izleyeceğiz. Ha, yani orada tabii bu müzik disipliniyle ilgili acayip bir şey var ya. Ama o biraz soru. Ya bilmiyorum şimdi ön yargılıyım fakat izleyeceğim tabii. Biz sorusuyla ilgili şeyiz, nedir onun adı? Olumsuzuz filmin mesajıyla ilgili. Evet. Ama tabii şey çok etkileyici. Orada o enstrümanla kurduğu ilişki, müzikle kurduğu ama ilişki çok etkileyici. Ama biraz öyle. Yani ben filmi izlemedim. Filmle ilgili yorum yapmayacağım. Çeşitli yorumları duydum tabii müzisyen arkadaşlarımdan. Ama şöyle bir yaklaşım da var hakikaten. Yani ben uzaktan onu hissettim. Yani film, Amerikan filmi herhalde. Ama fark etmiyor. Yani konuya ciddiyetle yaklaşmak çok önemli. Yani konunuza ciddiyetle yaklaşmak. İşte bunu ben gittiğim bir sürü hani konser vesilesiyle ülkelerde, Avrupa olsun özellikle Amerika'da gözlemledim. Yani adam çok önem veriyor. Çok ciddi. Sırf müzisyen değil. Müzisyenle ilgili olan işte canlı müzik yapılan mekanlarda ses sistemcisi, ışıkçısı ve o ciddiyeti ben Türkiye'de göremiyorum. Yani sırf müzikte demek istemiyorum bir sürü alanda. Evet. Bunun eksikliğini ve belki neticelerini yaşıyoruz.
o toplam bir sanat disiplinine dair, daha doğrusu dünyasına dair bir şey galiba. Evet. Akasya bir şey diyecek. Ya, ne yapsan ben hani ona inanıyorum. İşte sporcuysan spor disiplini. Yani bakkalsan bakkalın o da bir disiplin. Yani bu tabii, şey, tabii. Yaptığın şeyi disiplinle yapacaksın. Yani. Bu çok önemli. Yani öyle yapsak başka bir şey olur burası. Başka bir iklim olur, atmosfer oluşur. İnsan yaptığı işi acaba neden disiplinli yapmalı diye düşünmek lazım. Niye disiplinli yapar bir insan yaptığı işi? Sevdiği için, değil mi? İşte. Evet. O yüzden işte o zaman sorun sanki burada başlıyor. Yani insan gerçekten yaptığı işi severek yapıyor mu veya sevmek için bir çaba sarf ediyor mu? Yani niye disiplinsiz? Yani bizim toplum olarak disiplinsiz bir toplum değiliz ki aslında. Yani böyle genelleme yapmak da doğru olmaz. Ama niye disiplinli, yani iş konusunda neden disiplinsizin bir cevabı olmalı? Yapımız böyle değildir herhalde. O yüzden diyorum herhalde severek yapmakla alakalı bir şey. Kaç kişi sevdiği işi yapıyor ki? Yani ben kendi hayatımdan bakıyorum. Bazı şeyler çok disiplinsiz bir şekilde yaptığımı düşünüyorum şu anda. Yani her şeyi çok disiplinli yapmıyorum ama bazı şeyler çok disiplinli yapıyorum. Mesela işim işte, olmuştur. Tiyatro. Evet, işte. Önemli olan o. Ama o sevdiğin şeyi yapıyor olduğun için tabii. İşte ama yani profesyonellikte acaba sevmesem bile disiplinli yapmanı gerektiren bir yani... Peki profesyonellik olmaz belki. Ha, ben de tam onu soracağım. İşte sadece sanat diye bakmazsak falan diye işletmeni. Bu masada ne kadar çok Müşfik Kenter'in fotoğrafı var bu arada. Çünkü evet. Ben Whiplash'ı seyrettiğimde benim aklımda hep tamam bu oradaki hocada eleştireceğimiz çok özellik vardı ama Müşfik Hoca geldi. O günde 25 saat tiyatro derdi bize. İşiniz ne? Çalışacaksınız tabii ki yapacaksınız. Evet, sert bir hocaydı ve kan, ter ve gözyaşı demekti onun öğrencisi olmak, çalışmak demekti ve çok zor takdir cümlesi duymak demekti. Şimdi anlıyorum, o zaman çok kızıyordum, şimdi anlıyorum. Yani evet, insan öğretmeni dava edecek şeye, kıvama gelebilir. Evet, bir eğitim, mesleki eğitim insanı zıvanadan çıkarabilir, bu bir gerçek. Ama işte orada da başka bir kalite oluşuyor. Ben o yüzden Müşfik Hoca aramızdan ayrıldığında kendimi sadece Teşvikiye Camii'nde değil, Kilyos'taki mezarına kadar gitmiş başında buldum. Çünkü gerçekten hayatımdaki en özel insanlardan biri olduğunu, neredeyse ilk beşte olduğunu anladım. Evet, bizim hocalarımız yani o kuşak, Whiplash'taki hoca da öyle. Biraz duygusal ve yaptığı işe kanıyla imza atan insanlar. Yani zorlanmadan, gerçekten o kirişi kırmadan başarının geleceğine inanmayan insanlar, risk almaya inanan insanlar. O bırakmadığın zaman gelecek olan o patlamaya inanan insanlar. Biraz sert. Şimdiki yeni öğrenciler, yeni eğitim sistemi öyle değil. Ve kesinlikle daha sağlıklı. Ama ben o ekolden geldiğim için pişman galiba. Değilim. Yani benim mesela filmle ilgili kafamdaki soru şuydu. Ne uğruna? Ya aslında soru şey yani ne uğruna? Hani sonuçta çok çalışmak, evet, dediğin gibi kanter içinde belki saatlerce sevdiğin bir şey için çalışıyorsan bunların hepsine evet, ama sonu hani ne için? Hani sadece başarı için mi? Yok, profesyonellik için mi? Yoksa sevmek için mi? Üretmek için mi? Ne bileyim, hayatında arkadaşların ortak bir iş yapmak için mi, onun keyfini almak için mi, insanların keyif aldığı bir şey yapmak için mi? Hani bence filmle ilgili mesela benim asıl sorum oydu. O filmde efsane olmaktan bahsediyordu. Yani yaptığın işte efsane olmak. Herkes efsane olamaz. Öyle tabii. Efsane olmak yoluydu o. Sanatçı olma yolu daha farklı olabilir ama efsane olmak için evet. Öyle, kendini o şekilde adaman lazım. Benim tanıdığım klasik müzik sanatçıları var. Aynı okulda okumuşuz. Bir kere bile görmemişim ya da belki bir kere görmüşüm. Üstünü başını annesi falan alıyor. Çünkü alışveriş yapacak vakti yok. Bisiklete binmeyi bilmiyor. Çünkü bisiklete hiç binme imkanı olmamış. Çünkü hep evde oturup çalışmak zorunda kalmış. Birçok konser piyanisti, kemancısı zaten böyledir. Yani öyle yaşarlar. Kendini ne kadar adıyorsun? Nasıl? Ne kadar risk alıyorsun? Ne kadar fedakarlık edebilirsin hayatından? Etmeyebilirsin. Bu hepimizin seçimi. Anlatabiliyor muyum? Ne istediğine bağlı. O dağın tepesine de çıkabilirsin. Ufak bir iki tepe çıkıp biraz manzarayı seyredip aşağıda inebilirsin. Hiçbirinde bence bir zorlama yok. Kişisel olarak ne kadar risk alıyorsun? Ne kadar fedakarlık yapabiliyorsun?
galiba kimileri de doğuştan çok yeteneklidir zaten. Mozart'tır. Alır yürür. Alır yürür, evet. Sanat öyledir. Öyledir biraz. Acımasızdır. Bu biraz daha çok tartışılır gibi aslında. Evet, bu çok şey, bir de bereketli bir konu ama masada eşit değiliz. Yani izlenme eşitliği olsa sürdürebilirdik ama. Önden söyleseydiniz izleyip benimle. Vallahi hiç düşünmemiştim ama şu an aklıma geldi. Çok doğaçlama. Ben de aslında, ya aslında pek müpleş konuşmadık da. Şemnem Eldes'e dönelim istiyorum. Şimdi... Yüz Kumbarası sergisi aslında gerçekten acayip bir birikim böyle. Muhteşem bir bellek oluşturmuş durumda. Siz de orada müzisyenler küçücük ayağını tutmuş kırkın durumdasınız. Ama kırkın biri az değil. Kırkın biri yani. sizin çalışmanızda neler vardı? Kimler vardı? Çoğu zaman hatırlayamıyorum ben de. Kim vardı? Akın Eldes var. En kolayı galiba. Ona ya da en zoru. Hangisiydi peki? Söylemişken sormuş olalım. Neydi? En kolayı mı en zoru muydu? En kolayı ve en zoru. İkisi birden. Ama çok çok politik bir cevap oldu bu. Bakayım kimler vardı? Burhan Şeşen vardı. Ben demiştim yayından önce Zuhal Olcay'a bayıldım. Mesela çok güzel Zuhal bir fotoğraf. Evet. Ya o inanılmaz bir şeydi. Çok zor randevu alabildiğimiz, çok büyük uğraşlarla alınmış bir randevuydu ve evinde alınmış bir randevuydu. Ve çok kısa, sadece böyle 15-20 dakika gibi bir sürem vardı. Yani her şeyi anlatmak, ışığı hazırlamak ve çekimi yapmak için. En zoru şeydir, bilmediğiniz bir yere girdiğinizde ışığı çözmek zordur. Hani evet ya. Işığı nasıl ayarlayacak? Hani o bir zaten başlı başına. Kompozisyonu nasıl yapacaksın? İşte salona girdik. Girdiğim an o tabloyu görmeyiz. Sadece orada çekmek istiyorum ama yani o zorlu da bir köşe. Hani bir şey yapmamız lazım. Bir plan masada istediğim gibi. Zuhal Hanım, bir şey yapabilir miyiz? Lütfen şuraya. Hatta önce bir dur ama yani bu başka bir şey yapmamız lazım. Şöyle bir üstüne otursanız. Hiç beklemediğim bir şeydi. Tabii hemen. İnsan tabii dedim. Modelle çok iletişim olmayınca herhalde tedirgin oluyordur. Tabii. Hani şunu yap demek, buna şöyle dur falan. Tabii. Değil mi? Nizam sen vereceksin. Şöyle bir okey. Yani bir batıracak ama beklemiyorsun ki koskoca zavallı olacak. Projeye başlamadan önce onu bilmem gerekiyor. Çünkü projenin başında şeydi, yani herkes ilk galiba bir ayın sonunda belli oldu. Yani bir tema seçin ve temada ilerleyin. Ben dedim müzikte fark var. Yaratanlar bir de. Önce çok iddialıydı. Müzikte fark yaratanlardı isim. O temada bayağı bir ilerledim. Ama son dönemece gelince biraz çok gönlümde olan isimleri katamadım. Çok hakikaten düşündüğümden çok zor oldu. Yani tiyatrocular üç arkadaş çalışıyordu. O kadar kolay ilerlediler ki ben müzisyenlerde böyle. Tiyatro yapanlar bu arada gerçekten o çok doğru. Tiyatro yapan insanlarla iletişim kurmak çok kolay. Evet. Fotoğraf çektirmeyi seviyorlar. Biz program deneyimi açısından da biliyoruz bunu. Hani çok açıklar, çok rahatlar. Ya git yeter ki oyunu izle yani. Başka hiçbir kıstası yok olayın. Hani oyunu izlediysen tamam o zaman ya. Sorun yok. Geriye kalan her şeyi halledebiliriz yani. Hani aynen böyle bir şey. Aynen öyle. Müzisyenlerde en çok da galiba randevu almak. Birinci, evet, evet. Birinci aşama. Konserlere falan denk geldi. Yani ortak zaman. 10 dakika istiyoruz ama o 10 dakikayı bulabileceğimiz zamanı bulmak. İşte ben en son hafta bitirdim galiba. 3,5 senede bitirdim ya 40 kişi. Evet. Hani son hafta hala ben çekim yapıyorum. Allah'ım yetiştirmem lazım projeyi diye. 3,5 yıl. Evet çok uzun sizinkisi sürdü. Sizinkisi bayağı vakit almış. Evet 12 aydı normalde hedefimiz. Hepimiz biraz sarkıtınca. Yani o zaman yayınladı. İsimler hani başta başkaydı, sonra biraz çalışmanın içinde. Evet evet. Yani önce bir liste hazırlamamız gerekti. O da şeyden de gerekiyordu yani. 40 kişiyiz. Mesela müzisyen temasında toplanabilecek 3 kişi çalışıyor. Şimdi herkes bir ismi çekmek istiyor. Kendi aramızda kıran kırana savaşlar var. Önce listeye ismi kim yazacak?
bir 24 saat var öyle geçirdiğimiz. Erken ben, kalkan yol alır tabii. Stresten isim yazamamışım. Sonra hani öyle isimler aslında yazmışım ki. Falan sonra Akın'la çok eğlendik. Yani öyle isimler aklımıza gelmemiş. Yani birebir tanıdığımız canımız Cem. Aa o vardı, biz onu niye yazmamışız listeye ya diye. Hani öyle acayip bir yerim, uzunca bir süre o listeden ayrılmadan hani ilerle. Hani son döneme işte artık hoca dedi ki Muammer Yanmar, hadi serbestsiniz Allah dedik. Ama tutturabildiğin herkese. Artık projemiz var işte böyle çocuklar için Down sendromlar, gelmek ister misiniz ulusal bellek deyip katılmak isteyenlere döndük. Ama sonra istemez. Herhalde herkes mutlu olmuştur ya. Sanıyorum çok iyi geri dönüşümler aldık. Ki sergi açılışı evet, çok acayip çok kalabalık. Bir kalabalık. İlk gün inanılmaz bir izlenme olmuş. Mesela sosyal medyayı biz biraz o an takip ettik. Instagram'da insanlar dışarıda kuyrukta fotoğraflarını çekiyorlar. Fransız kültürünün daha ilerlerinde ve inatla insanlar bekliyor orada içeri girebilmek için. Allah'ım güzel bir şey yapmışız demek ki. Ne güzel, kesinlikle. Bir zaman Romeo'yu beklerkenden böyle küçük bir görüntümüz var. Onu izleyelim. Ondan sonra biraz oyundan bahsetmeye başlayalım. Görüntü. Dün biz Faruk'la ayarladık ya. Sizin haberiniz yok. Görüntü yok demek. Şu halime baksana. Bebek yakında gelecek. O zaman mı olacak mı? Ya hastalanırsa? Ya ben hastalanırsam? Hastalanmazsın canım. Nereden biliyorsun? Doğum yapmak çok tehlikeli bir şey. Eskisi gibi de değil. Arak çok, ilaç çok. Kan kaybedebilirim. Havale geçirebilirim. Mikrop kapabilirim. Ölebilirim. Ölürüm. Kadınlar artık ölüyor. Ne zaman, nasıl tanışacağını asla bilemezsin. Evet, evet. Hadi kaybedecek vakit yok. Dur şunu. Git. Tamam. Evet. Hiç gençleşmiyorum da. Ha? Hadi. Sence güzel görünüyor mu? Güzelsin. Umur musun? Çok güzelsin. Hadi. Bir şey, ben biraz soğudum mu? Yok, sanki arada süreyim mi? Yok, yok. Yürü, hadi. Tamam. Evet, yönetmeni Serkan Üstünler ve oyuncusu Akasya Asıl Türkmen de oyundan ilk kez görüntüleri izlediler. Ben şey, çok şaşırdım. Ay çok tuhaftım ben şu an. Tuhaftım ben. Şöyle oldum, hiç görmediğim bir sahne var. Hep dışarıdaydım. Provada bile görmedim. Faruk dışarı çıktı. Çok oyalanıyormuş orada. Saat kapıda kalıyor. Oh. Şu an fark ettin yani. Evet evet. Tamam, bunu düzeltirsiniz o zaman. Yok yok, oyalansın. Şaka tabii. Vakte ihtiyacımız oluyor. Yani Romeo'yu beklerken tabii ismini insan ilk duyunca sahiden romantik falan bir şey çıkmasını bekliyor. Nedir peki Romeo'yu beklerken neler oluyor? Serkan senden başlayalım. Beklerken neler oluyor? Yani böyle oyunu çok, konusu çok detaylı girmeden şöyle neler oluyor bakalım. Bir savaş zamanı. Sara Groçola diye bir yazar, Polonya asıllı bir yazar, aynı zamanda İngiltere'de akademisyen. Genç bir yazarın yazdığı bir oyun. Aslında bir distopya üçlemesi yazma niyetiyle başladığı bir üçlemenin ikinci oyunu bu. Bir savaş zamanı diye genel bir şey söylemiş ama söylememiş şu savaş diye, işaret etmemiş bir yeri. Veya şu gün geçiyor dememiş ama verdiği donelerden günümüzde geçtiği gibi bir izlenime kapılıyoruz. Ama ısrarla işte... Mesela bir yerde hatta tek bir laf kullanmış, doğu lafı geçiyor. Doğudan gelen bombaları duyuyor musun? Onu bile biz oyunda ama kullanmadık. Ama doğusu yani. Evet yani kasabanın doğusu ama işte acaba bu bile konuşulurken, işte oyun izlerken seyircinin kafasında bir bölgeye işaret eder mi? Çünkü yazar bunu ısrarla daha oyunun başında hemen başlarken özellikle bunun altını çizerek belirtmiş. Belli bir zaman, belli bir mekan şurasıdır değil diye. Tabii ki mesela seyircilerimizle konuşuyoruz. Bosna Savaşı'na falan da benziyor. Bir savaş zamanı. İki kız kardeş, savaşın ortasında kalmış iki kız kardeş ve çok basit bir soru bence. Savaşın işte böyle bir savaş zamanı, yanınızda bombalar patlarken savaşın ortasında kalsaydık ne yapardık acaba? İki tane kız kardeş ve bunların bir tanesini işte orada bir Romeo'yu beklerken, Romeo burada işte isminden de anlaşılacak bir Romeo, Juliet'teki Romeo tabii ki aklımıza geliyor ve romantik, yakışıklı, beyaz atlı prensi bekleme hadisesi. Yani isminden böyle bir şey de anlaşılıyor. Yani acaba böyle işte
Beyaz Atlı Prensi'ni bekleyen kızların hikayesi midir acaba bu diye. Öyle naif bir yerinden başlıyor ama oyun aslında böyle ilerlemiyor. Ama bir bekleme hadisesi var. Yani burada Romeo'yu aslında nasıl ele aldığımıza bağlı. Evet, Romeo kızların beklediği şeye koyduğu isim. Hatta küçük kız kardeşin koyduğu isim bu şekilde. Aslında Romeo lafı bile geçmiyor oyunda. Beyaz Atlı Prensi'ni bekleyen, hayatının aşkını bekleyen. Oyunun savaş, orijinal adı bu mu? Waiting for Romeo. Aslında orada Waiting for Godot'a da bir gönderme yapmış yazar. İşte burada Romeo'yu nasıl ele aldığımız önemli. Dediğim yani gibi gelmeyen hani, bir Romeo ve gelmeyen. Orada sanki oyundaki tek bir karakterin beklediği hikayenin adı gibi gözükse de ablanın da bir bekleyişi var orada. Hatta oyunu devam ettiğimizde oyunun ortasında oyunumuza katılan askerin de bir beklentisi var. Bir bekleyiş hikayesi. Ve bu bekleyiş hikayesi aslında savaşı da ben okur, yani biz oyunu okurken bu savaş sadece işte silahlarla, tanklarla, toplarla, tüfeklerle bir savaş değil. Yine oyundan bir replikten, bak görüyor musun pencereyi açıp dışarı baktığında, bak işte gerçek dünya diye kardeşine gösterdiği dünya. Evet, biz de bugün şu anda burada mesela İstanbul'da pencereyi açtığımızda gördüğümüz dünyayı söylüyor. Savaş olarak, savaş kötü bir şey, kaos kötü ve bu orada bahsedilen savaş, o yüzden belki de bence ısrarla bir savaşın ismini vermediğini düşünüyorum. Kendimizi uzaklaştırmayalım. Ha, şuradaki savaş diye isimlendirip kendimizi başka bir yerine çünkü koymayalım diye. Çünkü böyle araya 500 kilometre girince hemen orası başka bir yerin savaşı. Evet. Rahatlığıyla yaşayabiliyoruz çok, yani. Çok iyi bir evet, şey oldu 500 kilometre. Çok oldu, doğru. Yani, doğru. Yani uzaktan bir aracıyla baktığımız sürece bizden çok uzak olduğunu zannediyoruz, evet, yani. Evet, evet. Ve düşman olanın nedense kötü, hiç gündelik hayatı olmayan, bir ananın doğurmuş olduğu ve seviyor olduğu bir insan olmadığını zannediyoruz. Çünkü çocuklara bile bu öğretiliyor. Yani o çizgi filmlerde bile işte Tom ve Jerry işte fare onun kafasına vuruyor, o onun kafasına vuruyor. Yani evet, düşman olunan karşıdaki gibi rahatlıkla tak 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 vurulabilir, öldürülebilir. Oh ne güzel yok oldu, oh olsun ona. Bu o kadar çok empoze ediliyor ki şimdi klan savaşı oyunları var, bilgisayarda çok oynanıyor. Köy alıyorlar efendim, evet. Köyü yağmalıyorlar ve yıkıyorlar. Bence bu bir cinnetin genel provası, başka hiçbir şey değil. İnsanlar için normalleşiyor bu. Ve oyundaki en önemli önermelerden biri bence savaşta, birincisi savaşta kazanan taraf yoktur. İkincisi bir savaşta aslında herkes masumdur ve herkes suçludur. Çünkü karakterim şey diyor işte, asker kendini de birazcık aslında aklamak için işte benim kız kardeşime şöyle yaptılar, böyle yaptılar, şöyle işte saldırdılar, böyle parçaladılar falan diye anlatıyor. O da arkanda ne bıraktığına baktın mı diyor, bir yeri bombalamış, orada kadınlar ve çocuklar vardı. Biz senin gibi değiliz diye bağırıyor diğer tarafa. O da ona aynı şekilde bağırıyor. Aslında hepsi aynı durumdalar. Çünkü savaş zaten ilkel bir şey, insanlıktan çıkıldığı bir nokta. Savaşı çok pardon. Yani evet, sadece ben ısrarla hep orasındaydım. Yani bu savaşın altını çizmek, yazar böyle bir zemin vermiş ama savaşla ilgili bir kare göstermiyor bize. Savaşta evet, dışarıdan sesini duyduğumuz bir savaş var ama biz içerideyiz. O yüzden aslında çoğumuzun aşina evet, yani olduğu şey dediğim bu zaman zaten. Hep şunu istiyorum. Yani hep benim kafamda öyle, ilk okuduğumda öyle canlandı. Savaş, ama savaş benim için şöyle başlıyor. Yani sabah günü uyandığımda camı açıp da dışarı baktığım andan benim akşam tekrar evime dönene kadar, çünkü evi zaten orada bir kendi güvenli alan teşkil etmiş. Ne kadar güvenli olarak kabul edilirse, insanların bu güvenli alanlarını kendi beyninde yarattığı hobilerle, işte uzaklaşmak için okuduğu bir kitapla, dinlediği bir şarkıyla veya işte bir sohbetle uzaklaşmak istediğimiz şeyleri hatırlama, tekrar dışarı bakma. İşte gerçek dünya diye bahsedilen şey bu. Kurduğu mutlu aile şeyiyle, hayaliyle. Aynen, o yüzden o savaşı hep dediğim gibi sadece tanklı tüfekli savaş değil, günlük içinde olduğumuzda ve işte kendimizi bir beklentiyle, insan bu savaşın içinde nasıl yaşıyor peki? Çünkü orada bir kız var ve bekliyor, böyle mumlar yakıyor, Beyaz Atlı Prensi'ni bekliyor biz ve seyirci ona kızıyor. Yani savaş zamanı böyle yapılır mı hiç diye. Ama çoğumuz bunu yapıyor. Evet, yani çünkü herkes kendini ablayla özdeşleştirmeyi seviyor orada. Çünkü orada survive ediyor. İşte göbeğinin üstünde sürünerek gelmiş, yemek bulmuş. İşte herkes kendini onun gibi olmakta. Yani biz evet böyleyiz diyor. Bu abla gibiyiz biz. Ama aslında değiliz. O abla gibi olmak istiyoruz. O çok güzel bir görüntü ama biz şu anda yaşadığımız dünyada o kardeş gibi. İşte o Romeo'muzu, neyse Romeo'muz. Ben hiç ama kendimiz öyle bir avuntu var. Öyle yaşıyoruz. Biz bu kısmı bence ikinci bölümde konuşmaya devam edelim. Özellikle şu uzaktan bakma, uzaklaşma. Birinci bölüm bitti bile. Birinci bölüm bitti bile. Akın Eldest'ten bir şarkı daha dinleyeceğiz. Hemen sonra araya gideceğiz. Buyurun, siz sahneye alalım.
Çayları tazeliyoruz. Küçük bir ara, sonra tekrar buradayız. Kutsal günleri çekmeyi çok arzulayıp düşündüğüm ama listemde olmayan bir isimdi mesela. Fakat bir gün bir konserden çıktım. Yolda yürüyorum, Taksim'deyim. San Antonio Kilisesi'nde bir ilan gördüm. Bir baktım, Beethoven After Before konseri olsa gerek. Bir baktım Kutsi Bey. Eyvah, ben bu konsere gelmeliyim dedim. Ertesi gün Biletix gişesinde bilet yok. Ben konsere gittim, son bileti aldım. Kulisi nerede olduğunu sordum. Ondan sonra böyle gözlemledim. Hani oradan nereden giriliyor, nereden çıkılıyor. Sonra konser bitti. Koşa koşa kulisin kapısına gelip lütfen açar mısınız? Kutsi Bey beni bekliyor dedim. Ama bu o kadar refleks döküldü ki. Ondan sonra ve tabii ben o kadar kendimden emin ve şeyle söyleyince kulisin kapısı açıldı ve ben...